şu anda Sultanahmet Meydanı'nda ve Sultanahmet Camisi'nin önündeyiz. Bu cami Sultanahmet'in bizatihi kendi kaftanın eteklerinde taşıdığı taşlarla yapıldı. Kendisi de normal bir taş ustası gibi cami inşaatında çalışıp ustalarla birlikte taş taşıyıp caminin inşaatında bizzat vazife almıştı. Sultanahmet Han'ın bir diğer özelliği de 14 yaşında tahta geçmesi ve 28 yaşında vefat etmesidir. Hatta buna istinaden ölüm döşeğindeyken vezirine, en yakın adamına paşa paşa 28'de kaç 14 vardır deyip buna işaret etmiştir. Hastalığının ağırlaştığı bir dönemde artık vefat etmesi çok yakınken gözünü açar ve der ki paşa bana yardım et, kalkmam lazım der. Paşa telaşlanır. Sultanım der, nereye gidiyorsunuz, rahatsızsınız, kalkarsanız daha da şey olursunuz. Ve Sultanahmet şu cevabı verir. Der ki eteklerimle taş taşımaya gidiyorum, Sultanahmet'i inşa etmeye gidiyorum. Askerlerimle birlikte Sultanahmet'in inşasına yardım etmek istiyorum der ve tekrar yatağına uzanır, ruhunu teslim eder. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalâh. Hayy alassalâh. Hayy alalfelâh. Hayy alalfelâh. Allahu Ekber, Allah. La ilahe illallah. Osmanlı padişahlarının en büyük, en mühim özelliklerinden bir tanesi de ilme verdikleri önemdi. Yapmış olduğu reformlarla bilinen, tanınan Sultan II. Mahmud Han da bunlardan birisiydi. Bir gün kendisinin yaptırmış olduğu bir Kur'an-ı Kerim kursunu ziyarete gider. Orada dolaşırken hocalardan bir tanesine sınıfın en çalışkan, en iyi öğrencisinin kim olduğunu sorar. Hocalar belli etmeden başlarıyla bir tane çocuğu işaret ederler. Padişah yanına yaklaşır ve başını okşadıktan sonra evladım der, sen bu sınıfın kaçıncısısın? Birincisi sen misin bu sınıfın diye sorar. Çocuk gayet böyle sakin bir ifadeyle sultanım der, benim bunu size söylemem edepsizlik olur. Kendimi beğenmek olur. Onu siz hocalarıma sorun der. Çocuğun vermiş olduğu cevap padişahın çok hoşuna gider ve cebinden çıkartıp bir altın verir. Fakat çocuk tedirgin olarak almak istemez, geri durur. Padişah şaşırır. Evladım niye almıyorsun diye sorar. O da der ki padişahım der, bunu ben akşam eve götürdüğüm zaman babam bir yerden çaldığımı zanneder. Hırsızlık yaptığımı zanneder. O yüzden alamam, kusura bakmayın der. Çocuğun bu cevabı üzerine padişah der ki evladım babana dersin ki padişah bugün Kur'an-ı Kerim kursunu ziyaret etti. O verdi dersin der. Fakat çocuk hemen cevabı yapıştırır. Sultanım der, yine kabul etmez. Yine beni hırsız zanneder. Niye der? Çünkü padişah bu kadar az para vermez diye söyler der. Ondan sonra bunun üzerine 2. Mahmud Han bu cevabı daha çok hoşuna gider ve çıkartır bir kese altın verir. İşte Osmanlı padişahları ilme çok büyük ehemmiyet verirlerdi ve asla heves kırmazlardı. İnsanların özellikle çocukların heveslerini artırmak için ellerinden geleni yaparlardı ve çok cömert davranırlardı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن